Merhaba arkadaşlar, Netflix öneriler videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Netflix'te hangi diziler izlenmeli, hangi filmler izlenmeli, hangileri izlenmemeli onları anlatacağım. Öncelikle Netflix'e ben nasıl başladım ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz Atiye diye bir dizi çıkmıştı Netflix'te. Ve bununla birlikte bütün herkes bir anda Atiye'yi izlemeye başladı. Bende Netflix yoktu. Daha sonrasında fikirlerine çok güvendiğim kuzenim dedi ki, ''Abi kesinlikle izlemelisin.'' Allah Allah dedim. Ondan sonra birkaç daha güvenilir arkadaşım bunu söyleyince ben de Netflix'i almaya karar verdim. Ardından e, Atiye'yi izlemeye başladım ve 8 bölümlük harika bir sezon geçirdim. Ben dedim hani Netflix buymuş. Demek ki buymuş dedim. Hani ilk başta izlediğiniz dizi de eğer Türk filmi ise sizi daha çok Netflix kendi içine çekiyor. Ondan sonra izleyeceğiniz dizileri bu sefer araştırmaya çalışıyorsunuz. Ve buna benzer öneri videoları ile ilgili Netflix araştırmasına giriyorsunuz. Ben de şimdi size... Bu araştırmanızda yardımcı olmak için bir video hazırladım. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce Atiye'yi size anlatmam lazım. Çünkü benim Netflix'te ilk izlediğim dizi Atiye'ydi. Atiye Öncelikle Netflix'te izleyebileceğiniz nadir Türk filmlerinden, kaliteli Türk filmlerinden bir tanesi. 8 bölümlük güzel bir sezon hazırlanmış ve heyecanla izliyorsunuz. Sürükleyici. Mehmet Günsür ve Beren Saat başrolleri paylaşmış. Göbekli Tepe'de geçiyor olay ve Göbekli Tepe'nin de birazcık tanıtımında e, filmin birazcık katkısı var sanki. Türk filmi olup da izleyebileceğiniz filmlerin başında geliyor. Anlatacağım ikinci film tabii ki La Casa de Papel. La Casa de Papel arkadaşlar yani Netflix eşittir La Casa de Papel olmuş adeta. Hani izlemezseniz çok üzülürüm. Zaten Netflix'iniz varsa La Casa de Papel zaten izlemişsinizdir demektir. Hani sadece bu film için bile Netflix alabilirsiniz. Filmi konusundan biraz bahsedecek olursam eski hani hangi filmi çağrıştırıyor derseniz şöyle anlatayım. Eski Ocean's Eleven, Ocean's Twelve vardı. Bir hani banka, bir kumarhane soygunu gibi filmlerdi bunlar. Bu da biraz öyle ama tabii Netflix konseptine de uygun şekilde yapılmış. Çok fazla şiddeti içermiyor ama gene bir şiddet vurgusu var. Filmin içeriğine baktığınız zaman planlı bir şekilde yapılmış... ...bir soygun planı var. Ve bununla birlikte e, filmi izlerken... ...bir 6 ay öncesine geri dönüp... ...tekrar günümüze geri dönen bir flashback'leri göreceksiniz. Eğer bu flashback'leri seviyorsanız zaten filmi seveceksiniz. Tabi plan var ama... ...hani her şey o plana uygun gitmiyor. Tabi bu da filmi heyecanlandıran diğer kısım. Filmin içeriğinde e, bir başkaldırış var arkadaşlar. Yani bir direniş var, bir başkaldırış var... ...dünyaya karşı, bir ülkeye karşı. Bu hani... Ee, hırsızları e, iyi gösterecek bir şey değil. Halk da hırsızlardan yana oluyor. Artık yani çok da spoiler vermeye gerek yok. Ama bu filmi izlemediyseniz daha fazla da bir şey anlatmak istemiyorum. Ee, kesinlikle çok düşünmeyin ve izlemeye başlayın. Filmin e, bu hafta dördüncü sezonu geldi. Ben de henüz daha başlamadım. Dördüncü e, sezonu hep merakla bekliyorum. İlk üç sezonu iki kere izledim. E, kesinlikle izleyin. La Casa de Papel'in e, baktar çok Ünlü oldu dizi. Hani oyuncular bile bu kadar ünlü olabileceğini hayal etmediklerini anlattıkları bir La Casa de Papel fenomen diye bir, bir saatlik bir e, film çevirmiş. Bunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birazcık böyle e, gerçek başrolde oynayan oyuncuların gerçekten ne düşündüklerini size gösteriyor. Ve hani e, bazı yerlere gittiğinde halk onlara nasıl tepki vermiş. Hani La Casa de Papel'i izleyenler de bunu izleyebilir. Arkadaşlar size önerebileceğim bir başka dizi Dark. Dark çok fazla kafa yakan bir dizi arkadaşlar. Ee, i̇zlediğinizde çok iyi konsantre olmanız lazım. Çünkü film bir geçmişe bir geleceğe bir şimdiki zamana gidiyor. 2 sezon ve 18 bölümlük mükemmel bir seri. Ee, bazen karakterleri karıştırabilirsiniz. Ee, buradaki konu arkadaşlar e, filmin başında bir tane köy e, Almanya'da geçiyor bu film. Ve filmin başında bir tane çocuk kayboluyor. Fakat aynı benzer olaylar 33 yıl önce de yaşanmış. Dolayısıyla bu filmi biraz esrarengiz kılıyor. Daha sonrasında gelişen olaylar bu köyün Almanya'da bir nükleer santralin altında olduğunu ve insanların buradan şüphelendiği gerçeğini ortaya çıkarıyor. Film sürükleyici biraz yavaş ilerlese de gördüklerinizle birlikte film size zaten onu anlatmaya çalışıyor. O duyguyu vermeye çalışıyor. Filmin müzikleri çok güzel, özellikle e, Interstellar sevenler bu filmin müziklerini de sevecektir. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki önereceğim dizi arkadaşlar The Witcher. E, The Witcher arkadaşlar e, daha çok böyle Yüzüklerin Efendisi, Hobbit filmlerinin o seri vardı yani. O seriyi seven arkadaşlar orada Elfler'i hatırlayacak. Elflerle ilgili güzel bir film. E, izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki önereceğim dizi Lock and Key. Arkadaşlar bu film eğer eski Jumanji'yi hatırlıyorsanız bu film tam ona göre. Yani Jumanji'yi sevenler bu filmi izleyebilir. İlk bölüm birazcık yavaş ağır ilerliyor. Ama ondan sonra film hızlanıyor ve akıcılığını kazanıyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar karantinada olduğumuz bu günlerde virüsle ilgili çok haber izledik, duyduk. Tabii sıkıldık. Biraz farklı yerde kafamızı dağıtmak istiyoruz. E, fakat The Rain diye bir film var, dizi. E bu dizide arkadaşlar yağan yağmur ve virüs konuyla alınmış. Hani e, virüsle ilgili çok fazla canınızı sıkmayacaksa bu filmi de önerebilirim. Arkadaşlar bir sonraki önereceğim dizi de Pandemic. E Pandemic gene şu anda içinde bulunduğumuz durum aslında yıllar öncesinde öngörerek hazırlanmış bir film. E tabii korona virüs değil ama başka virüs tipleriyle ilgili. E 3 bölümlük bir seriden oluşuyor yani belgesel tadında izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar bir sonraki dizim Hakan muhafız 3. sezonu yayınlandı ve 25 bölümlük bir seri oluştu ilk sezonu çok güzel gerçekten izlemenizi tavsiye ediyorum diğer bölüm diğer sezonlar biraz daha sıkıcı ama son sezon oldukça güzel Yine burada da Atiye gibi Göbeklitepe'yi tanıttığı gibi burada da Ayasofya'dan birazcık yola çıkılarak dünyaya Ayasofyayı tanıtmak istiyorlar ki Ayasofya biliyorsunuz Hristiyanlık dünyasında önemli bir yeri var. E, oradan yola çekarak işte e, konusundan biraz bahsedeyim. E, Hakan işte muhafız denilen Çağatay Ulusoy e, bir yelek giyiyor ve bu yelek birazcık onu koruyor. Çok da spoiler vermeyeyim ama sadıklar dedikleri ve onu da koruyan gibi insanlar var izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki önereceğim dizi Lost in Space. Netflix'in gene uzay filmleri içerisinde en sevdiğim filmlerden bir tanesiyle siz de benim gibi uzay filmi seviyorsanız kesinlikle bunu Netflix'te kaçırmamalısınız. 2 sezon ve 20 bölümden oluşuyor arkadaşlar Lost in Space. İlk bölümü izledim acayip sürükleyici. Bundan sonraki bölümlerini de heyecanla bekliyorum. Konusundan kısaca bahsedecek olursak Uzay yolculuğunda devam ederken bir çarpışma sonrası filosundan kopan bir uzay gemisi bir gezegene doğru boşlukta sürükleniyor. Ve gezegene düşüyor. Gezegen buzlarla kaplı ilk başta. Tabi Robinsonlar diye bir aileyi konu alıyor. Robinsonlar 5 kişilik bir aile ve 3 çocuklu. Hep bir şeyler başlarına geliyor arkadaşlar. Ve baba çaresizce çocuklarını kurtarmaya çalışıyormuş gibi bir algı var. E, tabi bu arada uzaylılar da var. Bir uzaylı silüetiyle birlikte e, uzaylıları da görüyorsunuz filmde yaratılan. E, daha fazla spoiler vermeyeyim. Bu filmi kesinlikle izlemelisiniz. Arkadaşlar bir sonraki önereceğim dizi The 100. E, nükleer bir kıyametin dünyayı yok edişinden bir asır sonra 100 uzay istasyonu sakini gezegende yaşanıp yaşanamayacağını öğrenmek için dünyaya gönderilirler. Arkadaşlar şöyle oluyor. Eee... Dünyanın artık sonu geliyor. Şu an 2020'de yaşadığımız gibi. Ve e, insanlık yok oluyor. Ve insanlık başka bir gezegene gidiyor. Fakat üstünden 97 yıl geçtikten sonra... ...bu dünya yaşanabilir mi, yaşanamaz mı diye... ...seçilmiş olan 100 kişiyi dünyaya geri bırakıyorlar. Yani mükemmel bir gençlik macera dizisi. izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki anlatacağım dizi arkadaşlar. The OA. Arkadaşlar bu film paralel evren konulu... Yani bilim kurgu filmi. 7 yıl önce kaybolmuş bir kızın tekrar yaşadığı yere geri dönmesini konu alıyor. Evinden kaybolduktan 7 yıl sonra genç bir kadın yeni gizemli yeteneklerle geri döner ve gizli bir görev için 5 yabancıyla bir ekip kurar. Arkadaşlar izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki anlatacağım dizi The Good Place. The Good Place arkadaşlar bir komedi dizisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Netflix'te çok fazla komedi dizisi bulma imkanınız pek yok. 3 sezonluk ve yaklaşık 37 bölümlük bir e, seri. E, ölümden sonraki yaşamı konu alıyor arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki anlatacağım dizi Masum. Masum dizisi arkadaşlar çok garip bir hikayesi var. E, bir tiyatro oyunundan tasarlanmış. Ve e, Blue TV'den Netflix'e transfer olan nadir filmlerden bir tanesi ilk Türk internet film dizisi de diyebilirim. Zannedersem 10 bölümlük bir seri. İkinci sezonu gelmedi. Çok istenmiş ikinci sezonun, sezonun çekilmesi fakat çekilmemiş. 3-4 yıllık bir dizi. Başrollerinde çok yakından tanıyacağınız Okan Yalabık ve Haluk Bilginer yer alıyor. Ayrıca Ali Atay mükemmel bir performans sergilemiş. Ben filmi çok beğendim. Yani atiye tadında bir film diyebilirim. Filmin konusunda arkadaşlar masum e, masum kim karar veremiyorsunuz bir türlü hani ilk başta diyorsunuz ki hani olayları size öyle bir gösteriyor ki olaylar buna göre o zaman masum bu hayır ama bir taraftan diğer olaylar gelişiyor Onunla bakıyorsunuz o zaman bu suçlu bu masum diyorsunuz ve tamamen yanılıyorsunuz olaylar öyle bir gelişmiş ki diyorsunuz. Yani bu olmuş. Filmin içeriğinde geriye dönük sahneler de var arkadaşlar. O yüzden hani iki zamanı e, ele aldığı için iki zamanı da e, size flashback olarak gösteriyor. Filmi biraz da güzel kılan taraf bu. Hani filme karar veremiyorsunuz acaba akıcı değil, akıcı değil mi? Yoksa akıcı mı? E, akıcı değil gibi duruyor ama aslında akıcı bir film. E, i̇zleyince bunu anlayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel ve ta tadı damağınızda kalan bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki önereceğim dizi Dogs of Berlin. Ee, yani film ismi sizi korkutmasın ama konusundan biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar konusu Almanya, bir Alman dizisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Almanya'da geçiyor. Ee, Polisiye bir film ee, ve futbolla alakalı. Yani futbol derken nasıl futbol? Şimdi şöyle düşünün. Almanya Türkiye maçı var ve bunlar e, grup liderliği için artık final niteliğinde bir maça çıkacaklar. Fakat Almanya'da oynayan Türk asıllı bir futbolcu var filmde. Yani bugünden örnek vermek gerekirse Mesut Özil, yani eskilerde Mehmet Çol olabilirdi belki. Ee, bu kişiye bir cinayete kurban gidiyor ve bunu ilk gören bir polis memurumuz var başrolde oynayan. Bunu görüyor ve tanıyor cinayete e, kurban gittiğini. Daha sonrasında bunu kimseye haber vermiyor. Neden? Hadi birazcık spoiler vereyim. Çünkü ertesi gün maç var ve bu kişi maçta oynayamayacak. Oynayamayacağı için de Almanya e, futbol takımı, milli takımı güç kaybedecek. Ve Türkiye sanki e, yenecekmiş gibi bir iddia oynuyor. Yani film bu kadar anlatayım size. Kesinlikle izlemelisiniz. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki önereceğimizi Omnisend. E, bu filmde arkadaşlar... E, Film gene bilim kurgu tarzı bir film ve herkesi gözetleyen bir tane drone, e, kamera var. Ve bir kız kahramanımızın babası vefat ediyor, babası ölüyor. Fakat onun drone'u, onun nasıl öldüğünü çekmemiş. Yani bir merak uyandırıyor tabii. Film bunun üzerine kurulmuş bir film. E, kız bu e, babasının nasıl öldüğünü, nasıl e, bu kayıtların saklandığını araştırıyor. E, bir sezonluk henüz. Güzel bir film. izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, oldukça merak uyandıran bir film. Arkadaşlar bir sonraki önereceğim seri Inside Bill's Brain. Ee, Bill Gates'i biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Microsoft'tan ayrıldıktan sonra mükemmel bir parayla birlikte kendi haline çekildi. Fakat kendi haline çekilmemiş diyorsunuz. Ee, dünyada yapılması gereken aslında işler neler onları bahsediyor. 3 ee, sezonluk harika bir seri yapılmış. Bill beyninde ne varla ilgili. Ben 3 serinin henüz daha bir tanesini izleyebildim. Burada da arkadaşlar şunu anlatıyor. Filmin konusunda arkadaşlar aslında Bill Gates geleceği gören bir insan ve geleceği nasıl olacağını bize birazcık fikir veriyor. Bill Gates kendi kütüphanesinde araştırmalara giriyor ve bu araştırmalar sonucunda bir kitapta görüyor ki küçük yaştaki bebekler ölüyor. Ve ateşlenerek, ishal olarak vesaire. Sonra kendi kendine soruyor tabii. Benim etrafımdaki çocuklar neden ölmüyor? Yani normal bir ishal ve ateşten ölen çocuk görmüyorum ben diyor. Sonradan bakıyor bu ölen çocukların aslında Afrika'da olduğunu ve bununla ilgili neden öldüğünü araştırmaya başlıyor. Bir mühendis tanıdığı var işte başka üniversitelerle birlikte çalışmaları oluyor. Yani bunu konu alan mükemmel bir seri. E, zaten günümüzde biliyorsunuz koronavirüsle de ilgili bazı e, tespitleri vardı Bill bilgeysin. 5 e, yıl önce yapmış olduğu bir e, konuşmada artık bundan sonraki savaşların e, atom bombası şeklinde değil, virüs şeklinde olacağını söylemişti. E, bu filmi o yüzden dolayı izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben dizi izleyemem. Benim şöyle bir buçuk saatlik filme ihtiyacım var diyorsanız The Platform size önereceğim. The Platform tam olarak eski Testere serisini biliyorsunuz. Testere serisi tadında bir film. Bir hapishanede geçiyor ve kat kat odalar var ve bu odaların ortasında bir delik var ve o delikten her gün yiyecekleri yemek yukarı aşağı doğru çıkıyor izleyeceğiniz üzere birazcık gerilim macera hapishaneye giren başrol oyuncusunun hapishaneden kurtuluşunu konu alan bir film izlemenizi tavsiye ediyorum evet arkadaşlar önerilerimizin ve videomuzun sonuna geldik Videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın sizin de önerileriniz varsa Lütfen yorumlar kısmında önerilerinizi bekliyor olacağım. Kanalıma abone olmak için de lütfen şurayı tıklarsanız sevinirim. Evde kal Türkiye.